Merhaba. Bugün sizlerle kuş yuvası kurabiye tarifini paylaşacağım. Kuş yuvası kurabiyemizin malzemelerini sayalım. 125 gram margarin veya tereyağı, bir çay bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı nişasta, bir su bardağı pudra şekeri, bir adet vanilya, iki dolu yemek kaşığı kakao, bir yumurta ve aldığı kadar da un kullanacağız. Yaklaşık 3 bardak gibi. Şimdi öncelikle hamurumuzu yoğuruyoruz. Malzemelerimizi kabımıza alıp hepsini güzelce karıştıracağız. Kuş yuvası kurabiyemizin malzemelerini kabımıza aldık. Sadece kakao ve unumuz hariç hepsini koyduk. Öncelikle bunları karıştırıp krema haline getireceğiz. Daha sonra unu eklemeye başlayacağız. Kakaoyu katmamamın sebebi kuş yuvası kurabiyelerimizin ortasına minik yumurtalar yapacağız. Bunu beyaz hamurdan çok küçük bir miktar ayırarak onunla yapacağız. O yüzden tamamen hepsini karıştırıp en son ayırdıktan sonra kakaoyu ekleyeceğim. Şimdi hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. Evet, kurabiye hamurumuz hazır. Kurabiye hamurumuzun ununun hepsini katmadan önce biraz yumuşakken beyaz hamurumuzu ayırdık. Çok un katmayın çünkü kakao hamuru biraz sıkıştırır. O yüzden çok sert olmaması gerekiyor bu hamurun. Şimdi önce siyah hamurumuzdan şöyle bir aparatımız var. Eğer bu yoksa sizde sarımsak sıkacağı var. Onlarla da yapabilirsiniz. Bu şekilde hamuru aparatımızın içine koyuyoruz. Delikli sarımsak sıkacakları da aynı işi görüyor. Bunun olması şart değil. Bu şekilde tepsimize sıkıyoruz. Bu aparatla bir tane yeterli ama sarımsak sıkacağıyla yapıyorsanız İki defa da bir kurabiye yapın çünkü az gelebilir. Biraz aralıklı koyalım. Daha sonra bunların üzerine bir şişe kapağıyla bastıracağız ve yuvarlaklar oluşturacağız ortasında. Kuş yuvası kurabiyelerimizi bir aparatla veya sarımsak sıkacağıyla bu şekilde sıkıyoruz. Daha sonra bu şekilde bir kapakla veya su şişesi kapağıyla da olabilir. Ortalarına bastırıyoruz ve bir delik oluşturuyoruz. Bu şekilde. Bu şekilde. Ve bunun içine dilerseniz hamurdan ayırdığınız minik toplardan, dilerseniz de draje çikolatalardan, badem şekerlerinden yumurtalar yapıp koyabilirsiniz. Ben size en son hepsinden örnek olarak göstereceğim. Kuş yuvası kurabiyelerimiz hazır. İçerisine yumurtalarımızı da yaptık. Bir kısmına bunlardan yapmayacağım. Daha sonra şekerleme ve draje koyacağım. Şimdi bu şekilde yaptıktan sonra 170-175 derecede ısıttığımız fırınımıza kurabiyeler tamamen pişip içleri çiğ kalmayana kadar pişiriyoruz. Kuş yuvası kurabiyelerimiz hazır. Bunlar beyaz hamurla yaptıklarımız. İçerisine isterseniz badem şekeri de koyabilirsiniz. Hindistan cevizi koyup üzerine istediğiniz renkli drajelerden koyabilirsiniz. Ya da altına pişmaniye koyup pişmaniyenin üzerine, beyaz pişmaniyenin üzerine de draje yerleştirebilirsiniz. Ben size bugün bu şekilde 3 çeşit yaptım. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun diyorum. Kanalımdaki diğer videoları izlemeyi ve abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.